Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte New Star Manager oyununun yeni bölümüyle beraberiz. Şimdi arkadaşlar, bir de eksik bildiğim varmış, onu da düzelteceğiz. Onu da şuradan gösterelim size hemen başlamadan. Şurada mesela bu tarafa benim kullandığım taktikte sadece orta saha değil, hücum oyuncusunu da sol ve sağ kanat şeklinde yerleştirebiliyormuşum. Dikkat etmemişim. Bunu da ben şahsi oyunumu oynarken fark ettiğim için artık bunu da kullanmaya başladım. Tabii ki çok daha etkili oluyor. Şimdi öncelikle sırada bir röportajımız var. Röportajı hemen hızlıca hazırlanalım. Önce bir kulüpten bilgilerimize bir bakalım. Neyin ne olduğunu hatırlayalım. İtibarımız 54, oyuncumuz 22 tane var. Çalışan 5 tane var. Tamam, şimdi kapasitemiz 2000. Tribünle hiçbir şey almamışız. Sadece donut tribünü var. Burada da bakıyorum. Hepsi 2, sadece altyapı akademisi 1'de kalmış. Tamam. Şimdi altyapı akademisi 1, gerisi 2. Ondan sonra çalışanlara gidelim. Hemen isimlerine bakalım. Evet. Wayne Chednow, Şinasi Hayrettin, Yıldırım Türk, Vehbi Akkaş, Müjdat Munga. Tamam. Kadroya gidelim. Hangisinden kaçar tane var bakalım. Kaleci 3. Sonra diğer 8. 7. Yani 3, 8, 7, 4. Ondan sonra bilgilere bakalım. Akbay Ekşi. Şimdi 3, 8, 7, 4. Akbay Ekşi. Şuradan da istatistiklere gelelim. Kırmızı hiç yok. Sarı, Demirtaş ve Buruk var. Asist, Ekşi, Akbay, tamam. Ya bunlar aklımızda kaldığı kadar, bazen unutabiliriz. Bir sürü şey var. Hızlıca bakıyoruz. Veriler buradan, tamam, aynı. Fixtüre şöyle, pardon, fixtür değil. Sonuçlara şöyle hızlıca bak dedim. Şöyle bakınca en farklı zaten şey görünüyor. İstanbul görünüyor ama şurada yazıyor. Ona bakacağız. Şurada. 5-0 en büyük galibiyet. 53 atmışız, 7 yemişiz. 6 almış, 6 oyuncu satmışız. Onun dışında da %100 başarıdayız. Tamam. Hemen bakalım. Şu anki lig sıranız kaç? 1. Evet, güzel. Güzel, rahat bir soru geldi ve hemen ilkini geçtik. 2 kart ödülümüzü alalım. Fizyoterapist takım konuşması, harika. Şimdi şunu da hatırlatayım arkadaşlar, hatta bilmeyenler için söyleyelim. Bu kupada ne kadar ilerlersek, bu Türkiye kupasıyla başlıyorsunuz, katılma hakkınız oluyor. İkincilikte de olsanız böyle. Kupada ne kadar ilerlersek ödedikleri prim o kadar yüksek oluyor. Bu bizim için çok faydası olacak. Hele ki kupayı almayı başarırsak zaten ciddi oranda bir kredi geleceği gibi. Üstüne bir de Avrupa Kupası'nın ön elemelerine katılma şansımız olacak bir sonraki sezon. O da ayrıca avantaj olacak bize. Hem Türkiye Kupası hem Avrupa Kupası da ilerlemeye çalışacağız. Tabii ki bizim için zorlu olacak. Tabii biz Türkiye Kupası'nda ilerlerken karşımıza işte hani ikinci ligin de altında veya bizim ikinci ligdeki rakipler sürekli gele gele en azından çeyrek final, yarı finale kadar ulaşırsak, hatta finale, çok büyük avantajla ilerlemiş oluruz. Bakacağız. Zaten bizim şu andaki ilk rakibimiz Adana Demir. O da bizimle aynı ligde. Gördüğünüz gibi 13. sırada. Bu iyi ilk rakip ama ilklerde çok büyük kredi almıyorsunuz ama çok avantaj olacak. Şimdi biz hızlıca devam ediyoruz yine bölümümüze. Bugünkü yanlış yere girmeyelim. Hemen şuradan bakıyoruz. 17. hafta maçında Malatya ile yapacağız. Hemen tek maçımız var. Hızlıca önce bir kadromuzu ayarlayalım. Maç dedi. Önce hemen hızlıca seviyesine göre ayarlıyorum. Ayarlarken şöyle. Şunu da hatırlatalım hemen. Şu gördüğünüz yıldırım rengi eğer böyle mavi ise o bir çaylaktır. Çaylaklığı bitene kadar ilk 11'e sokmamanız lazım. Oyunda da hatalar yapabiliyorlar çaylaklık bitene kadar. Zaten 4 maçı daha kalmış. Çıktıktan sonra ilk 11'e girebilecek. Onun dışında da burası gri olan varsa, yeşiller normal oluyor, gri varsa bu sezon sonunda emekli olacak demektir. Hani satamıyorsunuz vesaire. Şimdi şu da öyleymiş. Önce bir kalecimize bakalım. Seviyeler 48. Şöyle al. Bu 32.
Bunu yine arada şey olarak alabiliriz, çaylak diye. Bunun aralarında çok fark yok. O yüzden kalecilere bakınca Akarsu'yu önde tutayım. Şunu çaylak da bitsin. Yakında teklif falan gelirse göndeririz. Zaten biz hepsini önce gümüşe, sonra altına, sonra da siyaha çevirmeye çalışacağız. Savunmaya geçelim. Hızlıca sol tarafa bakıyorum. 33-25. Burada bir tane 28 var. Bunların seviyesi oldukça düşük. İyilerini bulacağız kısmetse. Çalışanları da geliştireceğiz. Hep ayarlayacağız kısmetse onları. Tamam. Şimdi burası böyle kalsın. Sağ taraf 44 var. 35 var. Tamam. Ondan sonra ortaya gelelim. 34-45 var burada. Şurada ne var? 28 var. 31 var. O zaman şunu bir şöyle alsam. Ama o solun yedeği olarak duruyor da. Şöyle yapalım. Hem solda hem ortada oynayabiliyormuş. Bunu şöyle alalım. Şimdi bakın enerjisi düşük. Bunun enerjisi düşük olduğu için burada beklesi böyle oldu. Bunların o seviyesi oldukça düşük kaldı ama hızlı bir şekilde bunları halledeceğiz. Orta saha. Hemen bakıyoruz. Sol tamam. Sağ. Şimdilik tamam. Buralarda 40-50. Tamam. Şimdi buraya bakalım. Bu sağda ortaya da desteklediği için torun yerine durması tamam. Hücuma bakalım. 44-50. Burada 35 var. Bunu şöyle yapabiliyoruz artık. Sol tarafı alabileceğiz. Yani buradan Akçatepe'yi çıkarıp buraya bunu alırsam, Akçatepe'yi de yukarı alıp Sokulu'yu aşağı atarsam kırklık yedeğim olur hem sola hem ortaya. Bu ama ortada oynayamıyor. Bunu buraya alamam. Şöyle yaparsam ama o zaman da 51'i çekmiş olacağım. O zaman şöyle yapacağız. Bir kenar ekleme kartı bulduğumuzda gündüze ya da ekşiye verebiliriz. Şimdilik bu daha iyi. Şöyle alınca bakıyorum hem solda hem ortada oynayabiliyor. Yedek olarak gündüzü bekletebilirim. Mesela sol yedek, sağ ve ortaya da Dalman bekleyebilir. Bunların seviyesi zaten düşük. Burada da Şengül bekliyor. Tamam. Şimdi bunları ayarlayacağız. Ondan sonra buraya tamam diyelim ve sıkıntıları olanlar var mı? Bunları hızlıca bir bakalım. Bunlar hep dikkat etmek gerekiyor. Mesela bu ortaya neredeyse yaklaşmış gündüz. Bugün maç sonunda da olsa gündüzü oyuna alırız. Gelişim şu an ucunda yaklaşıyor. Yakında onu da eğitmem lazım. Hepsine bakacağız. Tamam. Şimdilik oraya da hazırız. Hedeflerimize bakalım, yeni hedeflere. Görüşme kartı kullan. İki maçı gol yemeden bitir. Arka arkaya iki maç kazan. Şimdi görüşme kartı kullanacağımız için en sıkıntılı kişiyi tespit etmek lazım. Önce çalışanlara bakalım. Mesela bunların gelişim sıkıntısı varmış. Bunları hemen halletmemiz lazım. Şimdi bu 40 seviye. Ben bunun yerine 50 seviye birini istiyorum. Yetenek için burada kimse var mı? Şimdi 46 seviye var. Bende kaç tane yetenek kartı var? Bir tane var. Yani yetmez. Değiştirirsem de oyuncuların iyice sıkıntıya girmesi giriyor. Yani değer bir şekilde yapmam lazım. O zaman o bir kartı buna kullanıp en azından bu yetenekte değilmiş bizim sorun. Hangisindeydi? Ha, yetenekteymiş. Ben yanlış açmışım. Onun için bir tane kartımı buna harcayacağım ki şu sıkıntısını bunu giderelim. Aynen. Bakın. 100 oldu. Şimdi bunların sıkıntılı bırakırsanız yani mutluluğu düşük bırakırsanız o kadar da uzun süre yeni kart üretmiyorlar sanırım. Ve bunu tabii geliştireceğiz daha. Şimdi devam edelim. Hemen maçımıza geçelim. Evet, Malatya maçıyla başlıyoruz. Hemen dördüncü sırada Malatya. Bizim için biraz zorlu olabilir ama elimizden geleni yapacağız. Tamam. Şimdi biz bu arada neyi başarmıştık? Çalışan güçlendirme kartı kullandık ondan. Tamam. Ayrıca da o görevi de yani şu görüşmeyi biz yapacaktık. Unuttuk. Tamam, onu yaparız. Zaten 5 maç var. Şunu bitirdiğimiz zaman bakabiliriz. Ya da gelecek bölümde falan acelesi yok.
O zaman takım hazır. Biz gerekenleri yaptık. Onaylayalım. Evet, formalara da bir bakalım. Şöyle fark edilebilir olsun. Bir başlatıyoruz. Haydi bakalım. Evet. Şimdi maça başlamadan önce şunu da söyleyeyim. Acaba diyorum ki böyle bizim hedefimiz 5. Acaba o hedefi 5 maçı yapıp mı bir bölüm yapsak, yoksa tek maç mı bölüme devam etsek, yani tek gün mü? Bunu bir düşünüyorum. Neyse, şimdilik biz bu maçımıza bir başlayalım Malatya ile hemen. Haydi bakalım. Normal yine hücumla başlıyorum. Hafif de çalışkanlığı arttırarak başlıyorum. İlk 15 dakikadan sonra hücumu kesip dengeliye geçeceğim, ama gol atarsam hemen keserim. Hemen bir serbest vuruş yakaladık. Çok güzel. Evet. Şöyle bir parça şu açıyı değiştirelim. Evet. Ekşinin önü iyi görünüyor. Şuraya atalım. Bu arada ben şu görüntüyü biraz daha şöyle yaparsam. Tamamdır. Şimdi önü açık, şöyle biraz bırakabilirim. Buradan da geri at diyelim, hemen hepsini çekmişken şu tarafa doğru bırak. Açıyı değiştirelim hızlıca. Şöyle de önüne bıraktığım zaman önü boş artık. Şöyle atarsam birazcık ilerleyebilir miyim? Milim. Heh, ay harika. Şuradan şu tarafa doğru şimdi sert bir şut atabilirsem. Güzel. İlk golümüzü attık. Şimdi hemen o hücumu kesip dengeli de götüreceğiz. Bir gol daha bulursak hafiften kontraya doğru çekebilirim. Biraz da geriden geliriz. Sonra da yavaş yavaş çalışkanlığı azaltırız falan. Evet, geriden oyun kurmaya başladık. Şimdi gol atmayı başarırsak en azından buradan da kontraya doğru geçebilirim. Biraz önü boş. Kullan bunu. Tamam, gel bakayım. Biraz daha git. Hafif şöyle bırakalım. Tamam, şurası boşaldı. Ama biraz önün şey oldu, ama şuraya atabilirim. Şöyle gel diyeyim ona buna. Evet, şuna da şöyle gel diyelim. Şuraya bırak. Şimdi burada offside'de kaldığı için bu, şu açıdan vursam şu oyuncuyu geçip biraz bırak. Şöyle şu tarafına doğru. Güzel. Harika. Şimdi buradan kontrayı çekeceğim. Bir gol daha bulursak çalışkanlığı azaltıp yorulmalarını biraz azaltacağım. Dengesiz bir müdahale oldu. Dakika 33 hakem elini cebine attı ve sarı kart. Crespi rakip takımda, Malatya'da Crespi. Evet. Malatya oyuncularını önde yakaladık. Şimdi Akturan'ın önüne doğru atacağım, ama şu tarafta boş görünüyor. Biraz koşturayım ben bunu. Şurasını da atalım. Akbay'ın önünde boş. Biraz da sen koş. Yalnız biraz geç kaldım pas atmakta. Şu tarafa atayım bari. Çünkü offside'e düşüyor. Şu offside'de şu an. Önüm boş. Birazcık daha kaleci şaşırtırsam. Heh, tamam. Şu şekilde atarsam güzel gibi. Harika. Tamamdır. Şimdi bir çalışkanlığı düşürüp devam edeceğim. Tabii rakibim çok fazla artarak atak yapabilir. Mesela bakın, Malatya topu ileri göndermeyi başardı ve bir gol attı. Hemen tekrar çalışkanlığı arttırıyorum. Çalışkanlığı orada düşürmem işime yaramadı. O yüzden çalışkanlığı artık düşürmeyeceğim. Sadece kontradan bir gol daha atarsam savunmaya çekip sonra çalışkanlığı bir kere daha düşürebilirim. Orada hatalı attım pası. Tamam, neyse, bir tekrar hakkım vardı. Devam edelim. Sen biraz şöyle gel. Hızlıca. Heh, tamam. Bunun önü boş şimdi. Şuraya doğru atarsam. Çok güzel. Şu açıdan da hemen güzel bir vuruş yapabilirsek. Harika. Güzel. Şimdi bir gol daha kontrada devam edeceğim. Atabilirsem. İlk yarıda bitti. Akbay neredeyse bir kademe daha düşmek üzere. Şu an 10 puanda. Şimdi benim takım konuşma kartım aslında bu çoğuna etki eder. Bir tane kupa maçı için saklıyorum. Bir tane kullanabilirim.
İkili mücadeleleri kazanan gözünüz korkmasın. Onlara saygı göstermeyin. Tempoyu arttırın. Onlar ikili mücadeleleri kazanın. Bakayım daha ne vardı? Gözünüz korkmasın vardı sanırım da neyse. Şu üçüne basabildik. Biraz olsun arttırdık. Evet. Enerji içeceklerimi mümkün olduğunca tutsan iyi olur. Şöyle bir bakıyorum. Yedeklerden Şengül'ü zaten alırım. Biraz daha oynar. İleriki dakikalarda alırım. Savunma soluna da şimdi bu kaleciyi şöyle yapabiliriz. Kızılı bir miktar sonra çaylak olduğu için bunun da kaç maçı var? Daha 9 maçı. Bunu bir süre sonra alırım ama bunların seviyesi çok düşük. Sadece şu çaylaklığı bitirsinler göndereyim istiyorum. O yüzden arada alıyorum. Yakında gümüşü falan ayarlayınca bunlarla işim bitecek. O yüzden bunlarla işim bittiği zaman hala çaylak olurlarsa oyuna katmak için yedeği almak zorunda kalırım. Bunları o yüzden bu maçların sonunda alıp bitirelim. Şu ikisi tamam. Şengül'ü de maçın son ilerleyen dakikalarında Akbay yerine alırız. Diğerlerine mecbur kalmazsak dokunmayacağım. Devam diyelim. Bir süre daha bu şekilde. Bir gol atarsak savunmaya çekeceğim. Devam. Şimdilik değiştirmiyorum. Bir süre daha götürelim. Hatta şu iyice ortaya yaklaşsın. Sakatlık oldu. Bakın hemen değişiklik yapmamız gerekecek. Umarım uzun süreli değildir. Şimdi şöyle yapacağız. Oraya dalmanı alabilirim. Bunu şöyle çek. Dalmanı al. Şimdi. O zaman bu durumda Şengül'ü oyuna alamayacağız. Akbay böyle idare etmek zorunda kalacak. Çünkü en azından şu çaylakları ilerleyen dakikalarda alabileyim. Birer maç daha geçirmiş oluruz. Gol pozisyonuna girdiler. Güzel. Evet, serbest vuruş kazandık. Bu golü atarsak en azından savunmaya çıkabilirim. Şöyle birazcık bana koşturup ileri doğru atayım. Harika. Şuradan da açı yakalayabilir miyim? Güzel. Şu açıdan atmam zor. Önümde savunma var. Eyvah, çok yaklaştım. Şöyle gel biraz. Şimdi bu açı güzel. Buradan bir tane daha atmayı deneyebilirim. Güzel. Şimdi savunmaya çekelim. Savunma taktikler diyelim. Hemen şuradan sol tarafa Celal yerine Kızıl'ı alalım. Maçın sonunda da Akarsu'yu değiştireceğim. Şuradan dakikayı takip ediyorum. Şimdi kendi yarı sahamızda topu kazandık. Hemen şöyle buraya doğru atalım. Şuradan ilerletebilir miyim? Biraz oynayalım. Biraz şöyle ileriye bırak bakalım. Hop, çok geldi. Şuraya geri at. Tutamadım. Yakalar mıyım? İyi, son anda yakaladık. Hadi bakalım pozisyon yakalar mısın? Offside'de kaldı maalesef. Şu ileridekini at bakalım. Harika. Şuraya doğru. Evet, çok güzel oldu. Hemen bir de oyuncu değiştireceğiz. Şöyle bir kenarına vurayım. Dışarı gitmesin. 6-1'i yakaladık. Hemen taktikleri tıklayacağım. Şu arayı geçelim. Artık oraya da Akarsu'yu da al diyelim. Yedekten maçın sonu artık. Evet, 6-1 güzel kazandık. Burada sakatlık olmadı, iyi oldu. Ama şey, Hacettepe sakatlandı, ona bakacağız artık. Hemen yorumları alalım, durumlara bakalım. 3 asist yaptım, takım harika oynadı diyor Dursun. Akbay diyor ki 4 gol atmak her zaman güzel bir histir dedi. Özhan taraftarlardan güzel sonuç dedi. Akçatepe'nin koluyla ilgili sakatlık olmuş, 3 maç kaçıracak diyor. Topa hakim olduk. Kızıl ilk maçta iyiydi. Orta sahamız oyunu kontrol etti. Güzel. Malatya ile oynanan müthiş maçta Akbay tam 4 gol attı diyor. Newstar Manager Haberler kanalında muhabir. Böylece toplam gol sayısı 11 maçta 18 gole yükseldi dedi. Evet, 6-1 bitti. Hemen sıralamadaki yerimize de bakalım. Güzel.
Şu an yakındaki kişiyle 11 puan farkımız oldu. Bu da devam ediyor. Sezon ilk yarısına 5 maç var. Harika. 3398 gelir. Harika bu da. Tabii biz bunları yükselteceğiz kısmetse. Devam edelim. Şimdi bize benim için acil olan, genelde enerjim düşükse enerjiden gidiyorum ve burada fitness ve yenilenmeye de devam ediyorum ki oyuncular yakında gelişim sıkıntıları arttıkça lazım olacak. Tedavi kartı tabii ki Hacettepe için iyi olur ama ben fitness'ten gideyim şimdi. Evet, bir tane daha hız çıkardık, güzel. Şimdi yeni şeyi ben artık bu şekilde yapalım istiyorum. Sizleri de böyle daha hani bir maçta bırakmamak için şuradan her beşlik hedefi yapalım istiyorum. Ama şöyle bir şey var, hemen bir gelelim. Her beş maç nelerden oluşuyor ona bakalım. Mesela burada 2, 3, 4, 5 buraya geleceğiz sonra. Ama bunlar da tek tek uzun sürebilir. Biz yine eski stil gün gün gitsek daha iyi olabilir. Mesela kupa maçı olduğu zaman 2 maç yapacağız zaten. Tek maç usulü gitmek biraz daha iyi olabilir gibi de geliyor bana. Buna tam karar veremedim. Sizlerden gelen yorumlara göre de değerlendireceğim. Şimdilik tek maç, yani tek gün usulü gidiyorum. Daha doğrusu tek hafta, hep bir yanlış söyledim. Şimdi 18. haftaya gireceğiz. 17. haftayı bitirdik. O zaman böyle yapalım. Buradan merkeze dönelim. Neler geliştirebiliriz? Ona da bir hızlıca bakalım. Şimdi 45 binimiz var. Şimdi burası tamam. Şurası bir süreliğine bekleyebilir. Sakatlık görülme sıkıntını düşürebiliriz ama şimdilik bizim için biraz yüksek. Stadyumla ilgili bakalım. Mesela şu kuzey ve güney tarafı 20'şer binden koltuk sayısını arttırabiliriz. Bu da yaklaşık 2000 taraftar falan ediyor sanırım bir tanesi. Diğer tarafı da yaparsak bir 4000 taraftar eder. Bilet için gelir sağlayabilir ekstra bunlar. Bu taraflar biraz daha pahalı. Bunları biraz bekletelim. Şimdi burada bunların bronz ve gümüş seviyelerine getirmek istiyorum ama acelesi yok. Buradakinin de acelesi şu an yok. Altyapı akademisini halledebilirsek aslında altyapıdan kazandığımız oyuncular çok daha uzun sözleşmeli geliyor. 80 maçlık falan. Bu önemli bir. Şu nitelikleri görme olayını yapmamız şart. Çünkü yakında bir sürü oyuncu alacağız, vereceğiz. Özellikleri görelim. Bu nitelikleri gördüğümüz zaman bize çok büyük bir faydası olacak. Onu da size göstereceğim. Hatta biz bunu önce yapalım. Başka kadrolardaki oyuncu niteliklerini görebilelim. 36 bu. Tamam. Şu potansiyellerini görürsek ekstra artı puan bizim için. Hangi noktaya kadar, yani farkını görüyorsunuz. O farkın da ne farkı olduğunu birazdan göstereceğim size. Şurada da ikinci bir sponsorluk zamanı var ama o da 108 bin istiyor. Şurada da 36 var. Yani 144 bin falan birikince şu dükkanı da iki kademe geliştirmeliyiz. O zaman biz şuradan öncelikle nitelikleri görme, başka kadrolardakini, hem de bizim iyileştirme kartları 3 maça kadar azaltabilecek şekilde çıkabiliyor. 36 bini buna vereceğim. Bu yapılsın. Evet, bu önemli. 3 maç sonra hazırmış. Tamamdır. Şimdi ben size onu şeyi gösterecektim. Şimdi oyuncuların niteliklerini gördüğüm zaman rastgele girdim. Şu kısım açılacak. Burada bizim için çok önemli bir artı var. Onu yeri gelince size göstereceğim. Şu 3 maç bitince açıldığı zaman, hatta biz kendi oyuncularımızdan birinde de gösterebilirim. Onu gösteririm. Bir şey daha gösterecektim ama onu şimdi yaparken arada kaynadı tabii. Tamam. Biz hemen ikinci maça geçeceğiz. Geçmeden önce ben size şu şeyi de göstereyim ve de bölümü bitirelim. Yeni bölümde onu yapalım. Hemen kadroya girelim. Şimdi mesela buradan kimlerim var? Mesela bakın, Akbay'ın niteliği var. Bu yeşil. Bir de kırmızı var mı diye bakayım. Yeşil var, yeşil var. Kırmızı yok. Bunda var mıydı? Kırmızı nitelik yok. Tamam. Şimdi kırmızı olursa kötü bir özellik var demektir. Yeşil varsa da iyi bir özellik var demektir. Mesela bundaki maça odaklıymış. Diyor ki mutluluğu maç performansına etki etmez.
Güzel. Yani kötü gidişat olursa bunu mutluluğu düşmüyor demek ki. Ayrıca bizim burada önemsediğimiz şey şu. Hücum oyuncularında niteliklerde şurada yine zaten Akbay'da hücum oyuncusu. Burada şey var. Ceza sahası tilkisi miydi? Öyle bir şeydi. Tam hatırlamıyorum adını. Onu bulursak o oyuncunun ekstra olarak özelliği sayesinde ceza sahasında bolca fırsat bulma özelliği oluyor. Yani bizim süremiz akarken sistem bu özellik sayesinde bize rastgele işte mesela Akbay'da olsaydı diyecekti ki Akbay ceza sahasında fırsat buldu diyecek. Bir anda kalenin önünde bir şut çekme şansı verecek bize. Böyle de büyük bir avantaj oluyor. Bunu da bulursak diğer nitelikleri görürsek oyuncuların buradan da hücumcuları seçeceğiz. Ve bunların niteliklerini görebiliyorsak böyle tek tek mesela hızlıca şuradan böyle hızlıca geç bak diyeceğiz. Şöyle bakacağız hızlıca. Bulursak da alacağız. Bu yüzden önemli. Şimdi şuradan bir de son olarak bölümü bitirmeden sözleşmeleri bakalım. Şimdi 21 maç kaldığında benim mutlaka anlaşmış olmam lazım. 22 maç kala da sıkıntısı olan varsa hemen onu bir sıkıntısını giderecek şekilde maça aldıracağız gerekirse. Çünkü sıkıntısı olan kişiler şurada sıkıntısı varsa ya gelişim ya da yönetim vesaire sizinle anlaşma yapmak istemiyorlar ve 20 maçtan itibaren de sözleşmesi 20 maç veya daha az kalmışsa giderek değeri düşüyor. Aynı şekilde sarı kırmızı kart yiyenlerin de değeri düşüyor. Gol atan, asist atanların da değeri yükseliyor. Ayrıca geliştirdiğiniz kişilerin de değeri yükseliyor. Benim size göstereceğim de şuydu, onu da hatırladım. O potansiyelle ilgiliydi. Mesela burada bakın bizim kendi oyuncumuzda potansiyelimiz görünüyor. Ama diğerlerini görmek için onu geliştireceğiz. Şöyle, şimdi siz diyelim ki bu bizim değil de pazarda aradığımız oyunculardan biri diyelim. Baktığınız zaman görüyorsunuz ki bu 35 seviye ama potansiyeli 36. Yani arada bir fark var. O da şu. Şu alttaki becerilerden bir tanesinde bir puan eksiği var demek. Bakıyoruz, o da top çalmada bakın 6'ymış ama 7 olabilirmiş. Diğerleri tam. Bu mesela çok farklıysa potansiyel. Mesela 35'e 50 dese o diyeceksiniz ki ben bunu 15 kartla geliştirirsem hem seviyesi 15 puan artar 50 olur. Hem de 15 puanlık gelişim yapabilirsiniz. Mesela başka bir önce geçelim böyle fark. Mesela bakın Buruk 50 seviye ama potansiyel 70. Ben pazarda bunu görsem 22 fark. Ben bunu 50 olarak alırım ama buradan mesela benim eğitim kartlarım var birikiyor. İşte top çalma, teknik hız. Bunları buna vererek 72'ye kadar çıkarabilirim diyeceğim. Mesela bakın buradan 4, buradan 5 daha 9, buradan 4 daha 13, buradan 4 daha 17, buradan da 5 daha 22. İşte gördüğünüz 22 fark. Bakın hepsini geliştirebiliriz. Şu alttaki değerlere ulaştığı zaman çok daha muazzam olur. Ve de her gelişimde değeri artıyor. Ayrıca size şu bilgiyi de vereyim. Transfer yapmak isteyenler olabilir içinizde. Alışveriş yapmak isteyen olabilir oyuncuları almak. Şöyle mesela diyelim ki rastgele bir oyuncuyu alacaksınız. Mesela Sivas'ta Solak. Buna geldiğinizde, eylemlere girdiğinizde burada iki tane değer var. Şurada da bir değer var. Bakın burada değer diyor. Oyuncunun değeri 650 bin. Ama burada kulüp değerlendirmesi 910 bin. Maaş talebi 210 bin. Bu şöyle arkadaşlar. Siz bir oyuncuyu bir kulüpten alıyorsanız, mesela Sivas'tan alıyorum. Oyuncunun değeri neymiş? 650 bin. Eğer o kulüp onu satmak istiyorsa daha fiyatını düşürebiliyor. İstemiyorsa arttırabiliyor ya da normal görüyorsa bir şey dokunmayabiliyor. Mesela bakın Sivas satmak istemiyor bu oyuncuyu. %40 değer ekliyorum diyor. Bunun %10'un değeri nedir? 65 bin. Yani %20 de ne eder? 130 bin. %40 da 260 bin. Ekleyince 860, 910 ediyor. Bakın işte kulüp değerlendirmesi buna %40 eklemiş. 910 o demiş. Ayrıca bunun da maaş miktarında 210'u da ekleyince 1 milyon 120 bin etmiş. Eğer siz şunu göstereceğim size. Şöyle yaparsanız siz burada çalışanlarınızdan gözlemcinizi şu an bakın bu geliştirirseniz bu bronz olduğu için bize bronz oyuncular bulacak. Ama siz bunu 50 yaparsanız gümüş oyuncular bulmaya başlayacak. 75 yaparsanız altın ve
Sonrası 80 miydi, 85 miydi neydi bulursanız da siyah yapmaya bulmaya başlıyor. Transfer dönemi açıksa ki şuradan görüyorsunuz. Şu an bakın 4 maç sonra açılacak, şu an kapanmış. Sadece bir tane bulur. Eğer transfer dönemi açıksa birden fazla bulabilir. 2 bulabilir, 3 bulabilir. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Bir de burada yenilenme süresi var. Bu yenilenme süresi bittikçe size aktif hale geliyor. Buluyorsunuz ve bulduğunuz kişiler eğer transfer dönemi açıksa gözlemlenmiş, başka kulüplerden bulabiliyor, ama transfer dönemi kapalıysa ki şu an kapalı, bulduğu kişiler kulüpsüz oyuncular oluyor. Kulüpsüz oyuncuları da böyle mesela alacağınız zaman burada bakın kulüp olmuyor. Kulüp olmayınca bizim için artısı nedir? Eğer o oyuncu sağlam bir oyuncuysa, mesela bakın bu oyuncunun değeri 780.000. Ben bu oyuncuyu diyelim ki kulübü yok. Yani bu Galatasaray'daymış ama diyelim ki bu hiçbir kulüpte olmasaydı, ben gözlemcim buldu diyelim. Değeri 780.000. Benim bunu almak için tek ödeyeceğim maaşı 310.000. Onun için de satın al dediğimde pazarlığa giriyorsunuz 310.000 üzerinden ve de onunla pazarlık yapıyorsunuz. Tabi pazarlıkta başarısız olursanız değer 310.000'in üstüne biraz çıkabilir. Ama o an anlaşmayı iptal eder. Bir sonraki maçtan sonra, yani bir gün sonra tekrar anlaşma yapabilirsiniz, ama 2-3 kere mesela anlaşma yapıp iptal ederseniz sonra o sizinle tekrar anlaşma yapmıyor, onu da hatırlatalım. Ama gördüğünüz gibi mesela bunun dediğim gibi kulüpsüz olsa, ben bunu 310.000 üzerinden pazarlık yapıp diyelim ki 250.000'e ya da 275.000'e aldım diyelim. Ya da direkt hiç pazarlık yapmadım, değeri mesela tam pazarlık yaparken 6 puan çıktı aşağı yukarı, şimdi bilemem dedim. İptal de etmeyeyim dedim. 310.000'e anlaştım. Sonra bu oyuncu benim kulübüme girince başka takımlar almak isterse 780.000'lik bir değerini ve maaş talebini katarak bana teklifte bulunmalı. Hatta benden almak istediği için üstüne biraz da kar payı katarsa işte o zaman benim için ekstra oluyor. Hatta burada bakın bir de dikkat edin, Galatasaray satmaktan memnun olur diyor. Bunu satmak istiyor ama hani ekstra elimden çıkarayım diye bir çabası olmadığı için değer düşürmemiş ama arttırmamış da. 780.000'lik değer aynen yansımış. Maaşı da eklenmiş. Bu şekilde yapıyorsunuz. Tabii şu da var. Siz burada 40 maçlık değil de 60 maçlık, 80 maçlık, hatta 100 maçlık sözleşme yapmak isterseniz maaş talebi de o oranda artıyor. Ama bu uzun süre sizde kalacak demek. Yani bunu bu şekilde yaparsanız yatırım yapabilirsiniz. O yüzden gözlemciyi geliştirmek ve bir miktarda birikmiş paranız olması önemli. Mesela benim burada 200.000 kredim olsa bir oyuncuyu, mesela bakın o maaş olayında 200.000 maaşlı birini alırım. Sonra da onun değeri yüksektir. Hemen satış yapabiliriz. Mezattan da satabilirsiniz. O mezatta biraz daha açık arttırmaya sokmuş oluyorsunuz ama beklerseniz uygun bir talip çıkana kadar yüksek paralar kazanabilirsiniz. Bunu da söyleyelim. Ayrıca kupa maçlarında kaybetmemeye çalışın ki asıl rahat kazanacağınız yer de orası olacak. Tamam, şimdi hemen bölümü bitirmeyelim. Şöyle yapalım. Şuraya bir bakayım. Şu görüşme işini de yapalım. Öyle bitirelim. Görüşme yapacaktık. Hemen kadroya gelelim. Sıkıntıları olana bakalım. Yönetim. En çok sıkıntısı olan Gündüz var. Hemen şu Gündüz'le konuşabilirim. Gelişime bakalım. Gelişimde sıkıntılı olanları zaten eğitecektik. Onları bir sonraki bölümde yapacağız. Biz sadece sözleşme kartı en yüksek kim var? Şuradan da pozisyonuna bakabilirsiniz. Mesela şu kaleciyle olanı halledersem biraz daha iyi olabilir. Çünkü bir yandan da şey düşünüyorum. Bunu da sürekli arada oyuna almak zorunda kalıyorsunuz kullanmadıklarınızı. Yine de biz Gündüz diyelim. Şimdi tıklıyorsunuz. Sıkıntılara bakın, burası yüksek. Şuradan da bir görüşme kartı kullan demişti. 4 tane var. Bunu da hemen alalım. Şöyle de hangisini gidereceksin diye soruyor. Şu ikisi var. Tabii ki yönetim. Görüştüğün için teşekkür ederim hocam. Artık biraz daha iyi hissediyorum. Evet, bunu da halletmiş olduk. Yalnız görüşme kartlarını bu şekilde rastgele kullanmıyoruz. Mesela şöyle diyelim. Sözleşme vaktiniz geldi ve siz diyelim ki unuttunuz sıkıntısını gidermeyi. Ve de şu an diyelim ki bunun 49 maç değil de 21 maç kalmış. Bir sonraki maçtan itibaren değeri düşmeye başlayacak sözleşme uzatmazsanız.
hemen burada bir sözleşmeyi kullanabilirim. Ya da bir maç çıkarırım, gideririm deyip riske de atabilirsiniz. Biraz değeri düşebilir dersiniz. Ama mecbur kalırsanız ya da sezon sonudur artık, son maça çıkmışsınızdır. Hemen birileriyle sözleşmesi azdır, uzatayım derseniz o an maç falan, yani yeni sezona bırakmak yerine halletmek için kullanabilirsiniz. Sözleşme kartları, yani görüşme kartlarınızı biraz uzatmak iyidir. Şunu al diyelim. Şunları da hemen iptal et diyelim. Evet. Hızlı bir şekilde artık merkeze dönelim. Bir sonraki bölümde gerisine bakacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.